maddenin etkisi altındayken yaptığın en kötü şey neydi? Hiç ölümün kıyısından döndüğün bir an oldu. Maddenin etkisi geçtiğinde neler hissediyordun? Ben 2000 yılında uyuşturucuya başladım. 2002 yılının Aralık ayında ben askere gittim abi. 3 ay sonra da G3 piyade tüfeğiyle kendimi vurdum abi. Göğsümden vurdum, sırtımdan çıktı. Bira şişesini yere vurdum abi. Buradan kolumdan böyle vurdum. Kol düştü abi benim. Kol düştükten sonra ben kolu tuttum böyle. Taktım abi, şöyle tutuyorum. Ya ölümüne içiyordum ya. Ölmek için içiyordum. Ama beni Rabbimin benden daha çok sevdiğini, beni benden daha çok düşündüğünü o olaydan anladım. Çünkü ben ölmek istediğimde o beni bırakmadı. Bir anne düşünün abi, kaç kere ölür bir anne? Bir anne bir kere ölür abi. Ben onu her gün öldürdüm. Kendi öz annemi ben her gün öldürdüm içeri. Uyuşturucu kullanmaya nasıl başladın? 18 yaşında bir arkadaş ortamında büyük bir sigara yaptılar. Ben ilk defa gördüm. Ben sigara bile içmiyordum 18 yaşına kadar. Üniversiteye hazırlanan bir gençtim. Tertemiz bir hayatım vardı. Spor yapıyordum. Bir arkadaş ortamında büyük bir sigara yaptılar. Herkes birer duman aldı. Bana uzattılar. Kendi aralarında gülmeye başladılar. Acaba içecek mi, içmeyecek mi diye. Onlar benimle dalga geçmesin. İşte aralarına beni alsın. Ben de bir duman aldım. O ilk dumanı almamla benim hayatım kötüleşmeye, uyuşturucu süreci başlamaya başladı. Ne tarz maddeler kullandın peki abi? Esrar maddesini kullandım ben 18 yaşında. Daha sonra 2001 yılında yani bir sene sonra ekstazi diye bir hap Türkiye'ye geldi. Ekstazi hap böyle hızlandıran, eğlence merkezlerinde, kulüplerde böyle toz pembe bir hayat gösteren, böyle mutluluk veren, sahte mutluluklar veren böyle eğlencelerin, kızlar, kulüpler düşünün. Onlara böyle sokan, seni toz pembe bir hayatla kandıran bir hap, sentetik hap diye geçiyor. En son met ve taş denen kokain maddesiyle kurtulmam çok uzun, 1,5-2 senemi aldı. Onunla da ilgili çok kaybettiğim şeyler oldu. Kaç günde bir kullanıyordun peki? Bunun kaç günde bir kullanması yok. Ben işte sosyal içicilik dedikleri ayda bir kere içerim ben. İşte iş yemeklerinde, düğünlerinde biz bağımlı olduğumuz için biz bunu her gün kullanıyorduk abi. Özellikle ben son dönemde sadece uyurken içmiyordum. Uyandığım anda ben parayı bulacağım, içecek yer bulacağım, o maddeye bir şekilde ulaşacağım abi. Ya insanları kandırarak, ya çalışarak, ya çalışamıyorsan çalarak, ya da işte insanların güvenini kötüye kullanarak, iyi niyeti suistimal ederek. Yani bir şekilde o paraya ulaşıyorum, torbacının yanına gidiyorum. O maddeye ulaşmak için her yolu deneyebiliyorum abi. Ve o madde o kadar çok etkili bir madde ki abi, ona ulaşabilmek için beynin o kadar çok çözüm üretiyor ki bir plan yapıyorum. O plan doğrultusunda o planı gerçekleştiriyorum abi ve bu her zaman böyle oldu. Kafamda bir plan yapıyorum, şuna gideceğim, şunu söyleyeceğim, şu yalanı atacağım. Onun bana cevaplarına karşı, bak satranç oyunu gibi düşün abi. Onun bana cevaplarına karşı ben cevaplar üretiyorum. Karşısına çıkıyorum, söylüyorum, yalanları atıyorum. O bana inanıyor, o bana bir şey söylüyor. Ben ona bir şey söylüyorum, parayı alıyorum abi. Parayı aldıktan sonra benim işim bitiyor. Direkt torbacının yanına gidiyorum. Maddenin etkisi altındayken yaptığın en kötü şey neydi? Abi taş denen bir madde var. Bunu başladığın zaman, yani kokain taş dedikleri, kokainin kaynatılmış hali. Ona başladığın zaman abi, bittiği zaman çok ciddi bir arayışa giriyorsun. Akıl ve vicdan tamamen devre dışı kalıyor. Başka biri oluyorsun. Akılla ve vicdanla hareket etmeyen bir insan haline geliyorsun. Yani canavarlaşmış bir insan düşünün. Canavarca ben mesela aklımdan hiç çıkmayan, beni en çok unut... Yani burada derslerde de anlatıyorum ben bunu. Yine taş maddesini içtim, param vardı. Yüklü bir para böyle 10 bin, 15 bin gibi bir para, şu anda hatırlamıyorum. Para bitti abi gece 3 gibi. Ben yine arayışa girdim. Yine vicdan ve akıl devre dışı abi. Ben aklıma oğlumun kumbarası geldi. Kumbaranın içinde bozuk paralar var. Biriktirdi onun. Abi ben o kumbarayı açtım bir şekilde. O paraları çıkarttım abi oradan. Toplamda 95 lira para çıktı. O taşın da bir tanesi 100 liraydı. Ben evden, ok meydanından çıktım yürüyerek. O parayı aldım abi. Birlikleri. Gittim bütünleştirdim. Börekçi var bir tane, 24 saat açık. Oraya götürdüm parayı. 95 lira haline getirdim. Gittim tarla başına. Ben oraya gittim. Sabit telefon kullanmazlar. Sabit sokakta dururlar. Dört yollar böyle. Tam ortasında dururlar. Polis geldiği zaman herkes binalara kaçar. Binadan binalara geçiş var. Bunları engelleyemiyorlar. Ben oraya gittim. 95 lirayı verdim. Aldım yürüyerek geri geldim. O taşı içtim abi ben. Ondan sonra bir pişmanlık yaşadım. Sabah olacak. 7 yaşında oğlum uyanacak. Ve o kumbaranın boş olduğunu görürse... Çok kötü olurum diye. Sabah konuyu annemle konuştum, anlattım. Yani bana bir para verdi 100 lira. Gittim market dolaştım. Hepsini birlik yaptım. Tekrar o kumbaranın içine attım abi. Uyuşturucudan dolayı evlilik hayatım bitti dediniz. Peki uyuşturucu kullandığını ailen nasıl fark etmişti? İlk tepkileri ne oldu? 2000 yılında uyuşturucuya başladım. 2002 yılının Aralık ayında ben askere gittim abi. 3 ay sonra da G3 piyade tüfeğiyle kendimi vurdum abi. Göğsümden vurdum,
sırtımdan çıktı. Orada ben askerdi abi, uyuşturucuya ulaşamadım. Uyuşturucu içmek istiyorum, ulaşamıyorum. Bir tane arkadaşım dedi ki bir tane hap var dedi, ağrı kesicimi şu anda hatırlamıyorum ismini de. Böyle 20 tane içtiğin zaman abi dedi, aşırı dozdan dedi halüsinasyon gösteriyor dedi. Ben de 20 tanesini birden içtim, böyle hayal dünyasına girdim abi. National Geography gibi oldu. Filler, develer, havalarda uçuşuyor, oradan birileri uçuyor. Hayaletler, ruhlar havalarda uçuşuyor. Kendi kendimi gördüm karşımdaki. Dedim bu bensem dedim, ben kimim dedim. Böyle bir hayal dünyasında yani kendimi vurdum. Herhangi bir somut neden yoktu. Ne bir kız arkadaşım, ne sevgi, ne aşk yok. Para, insan böyle iflas eder, hayat bunalıma girer. Ondan sebeple intihar eder. Öyle bir ne hiçbir somut neden yoktu. Gayet mutluydum yani. Sadece bu hayal dünyasına, hayalle gerçeği karıştırarak ben kendimi vurdum abi. O zaman da öğrendiler yani neden kendini vurdun. Hiçbir sebep yok yani. Yani aileme soruyorlar bir şey var mı? Yok. Bana gelip sordular askerliğini devam ettirecek misin dediler. Mesela ben 18 ayda askerlik gittim de. Ben askerdeyken 15 aya düştü. Yani komutanlar geldi bana hastanede komadan çıktım bir hafta sonra. Geldiler neden vurdun bilmiyorum dedim. Neden vurdum? Onlar da şaşırdılar. Askerliğine devam edecek misin dediler. Ben devam edeceğim dedim. Ve devam ettim. Bitirdim askerliğimi 15 ay. Askerliğimi yaptım. Tezkeremi aldım. Hani ne askerlikle ne bir herhangi bir durumla alakalı olmayan, somut hiçbir neden olmayan bir sebepten dolayı kendimi vurdum abi. Yani tam kalbimin bir santim kenarından böyle ciğerle kalbimin arasındaki boşluktan giriyor. Yine boşluktan çıkıyor. Ve iki kemiğin yani kaburga kemiğinin arasından geçiyor abi. Mucizevi bir şekilde. Ve doktor da bana dedi ki sen çok büyük bir mucizesin dedi. Çünkü kalp buysa dedi kurşun dedi buradan gelmiş dedi. Ve bir kemiğin arasından girmesi, kemiği parçalamaması, hiçbir iç organa zarar vermesi. G3 mermisini gördünüz mü bilmiyorum. Böyle bir mermisi var yani şu kalemin yarısı kadar. Bir mermi şöyle. Kalın da bir mermi. Allah'tan silaha dayadığım için o yivlememiş yani. Dönüş sağlamış. Yani bir 3 santim geriden böyle patlasaydım kendime sırtımdan böyle bir delik olarak çıkıyor. Böyle dönerek açtığı için mermi bilirsiniz. Öyle bir şey başıma geldi abi. Bu uyuşturucu yüzünden ilk defa hayatımı sonlandırmaya çalıştım. Uyuşturucu kullandığını annen öğrendiğinde nasıl bir tepki verdi? Annem aslında o intihar olayıyla öğrendi. Anneler biliyorsunuz şefkat kahramanıdır. Her zaman şefkatli yaklaştı. Oğlum şöyle kurtaralım seni. Hep kurtarma yolları aradık. Ondan sonra zaten abi benim cezaevi hayatından çıktıktan sonra benim 2015'te ben namaza başladım. Tövbe ettim abi. Bir rüya gördüm ben. Ondan sonra tövbe ettim. Ben dedim bu gayrimeşru hayatı, uyuşturucu bırakacağım. Normal kendime böyle düzgün Allah yolunda ilerlemeye çalışacağım dedim. Namaza başladım abi. 8 ay sonra bir baktım tekrar uyuşturucu içiyorum. Ondan kurtulma mücadelesi yapıyorum. 3-4 ay sonra kurtuluyorum. Tekrar namaza başlıyorum. Yine bir sene namaz kılıyorum. Yine 4 ay sonra yine bir sene sonra yine düşüyorum. Abi. Bunun gibi 7-8 defa bir namaz kıldığım dönem, bir uyuşturucu içtiğim dönem başladı. Uçlarda yaşıyorum abi. Kuzey kutbuyla güney kutbu gibi. Ya düşünsene bir 5 vakit namaz kılıyorsun, işine gidiyorsun. Bir anda bir bakıyorsun uyuşturucu içiyorsun. Ben bunu aslında 2019'da anladım. Ben aradan 19 yıl geçtikten sonra ben bu bağımlılık hastalığını kabul ettim. Dedim ben bağımlıyım. Ondan önce ben bağımlı olduğumu kabul etmiyordum ki. Abi ben istediğim zaman içiyorum, istediğim zaman bırakıyorum. Ben keyifçi adamım diyordum yani. Benim kimseye zararım yok diyordum. Benim kendime zararım var. Aslında ben bunu zevk ve keyif noktasına içmeye giderken, rahatlamak için, eğlenmek için, zevk ve keyif noktasına giderken annem evde geceler boyu gözyaşları içerisinde beni bekliyordu. Acaba oğlumun başına ne gelecek? Acaba oğlumu bir şey mi yapacaklar? O kadar kavgalar, dövüşler, böyle yaralanmalar yaşadım ki abi trafik kazaları. Çok yani bunun gibi ilk intihardan sonra çok ölümden döndüğüm olay oldu kavgalarda. Hep annem gözyaşları döktü. Ya düşünün abi şimdi bir insan keyif yapmaya gidiyor. En sevdiği insan ağlıyor. O ağladığını gördüğün insanı kapıyı çarpıyorsun gidiyorsun keyfe. Bu en basit tabirle abi zalimliktir. Hem de kime karşı? Seni en çok seven insanlara ve senin en sevdiğin insanlara. Bir başka birisi abi çıksa, annemizi, çocuğumuzu ağlatsa biz onu vururuz abi. Bizim en sevdiklerimize bizi zarar verse biz de ona zarar veririz. Ama onun yaptığını biz yapıyoruz işte. Annemiz, en sevdiklerimiz ağlarken biz abi keyif yapmaya gidiyoruz. Bu zalimliktir. Aynı zamanda caniliktir. Niye? En sevdiklerini öldürüyorsun çünkü. Sen yaşarken, keyif yaparken o en sevdiğin insanlar orada ölüyorlar. Aslında uyuşturucu kullanmak abi, kaybedenler kulübüne hoş geldin. En başta Allah'tan uzaklaşıyorsun. Elhamdülillah sadece Müslümanın imanın bitme noktasına geliyor. Taklidi bilmem. Ailen, annen, eşin, yuvan, özgürlüğün. Bak kaybettiğin şeylere bak. Niye? Cüz'i bir keyif yaşamak için. Neticesinde benim arkadaşlarımın %80'i, %70'i cezaevinde. Şu anda halen cezaevinde. Çoğu 4-5 tane arkadaşım yanımda öldü. Diğerleri benim tanıdığım şu anda kendi mahallemde 3-4 tane arkadaşım delirdi ya. Tırnakları bu kadar, sakalları böyle sokakta geziyorlar. Kalender insanlardı bunlar. Çok efendi insanlardı. Uyuşturucudan sonra delirdiler. Ver bir sigara, ver, 1 milyon yok mu diyorlar şu anda. Böyle neticeleri oluyor işte uyuşturucu hayatın. Cüz'i bir keyif. Bir üzüm tanesi yiyorsun, 10 tane tokat yiyorsun. Az önce ölümden döndüğünü söyledin. Evet abi. Nasıl döndün? Bonzai diye bir madde geldi Türkiye'ye. Böyle paketler halinde yurt dışından geldi. Üstünde böyle
resimler var böyle. Eğlenen insanların resimleri var. Abi bir duman oluyordu. Bilinç gidiyordu ama sen böylesin yani. Ayaktasın ama bilinç yok. Neyse abi ben o pilavcıda pilav yedim. Çıktım abi. Arabaya oturduğumu hatırlıyorum. Araba böyle, yol böyle akıyor. Ben arabaya oturdum abi. Dedim bir duman içeyim dedim abi. Bir duman aldım. Sigara ucuna koyuluyor. Sigara ucuna koyup bir duman aldım abi. Geri çıktığımı hatırlıyorum. Yola çıktım abi. Yola çıktıktan sonra benim bilinç kayboluyor. Sağ taraftaki park halindeki arabayı sağ taraftan patlatıyorum abi. O araba beni savuruyor. Bir tur dönüyorum kendimde. Orta revüce çarpıyorum abi. Hava yastıkları patlıyor. Arabanın motoru yanmaya başlıyor. Ben halen böyle baygın bir vaziyette direksiyon koltuğunda duruyorum abi. En son benim kafamı birisi açıyor. Beni sallıyor abi böyle. Sallayarak uyandırıyor. Abi diyor. Yanıyorsun diyor. Ben o yanıyorsun sesiyle uyanıyorum. Bakıyorum abi arabanın motorundan dumanlar çıkıyor. Çıktım arabanın ön tarafı pert abi. Sol tarafı pert. Sağ tarafı pert. Sağ lastik yok. Ambulanslar gelmiş. Polisler gelmiş. Kavga dövüş yapıyorum abi. Karşı tarafta böyle park halindeki arabanın sahibi geldi abi. Beni böyle bir sarstı. Bak dedi kardeşim dedi. Senin dedi kafan güzel. Tanıdığın birini çağır dedi. Madem dedi bu kaza oldu. En azından dedi. Kaskosu varsa kaskodan para al. Sen dedi git dedi. Ben işte eniştemi aradım. Geldiler. Ben gittim abi. Bak ambulanslar, insanlar, polisler her yer karışmış. Ben nereye gittim abi? İçmeye gittim. O insanlar beni hastanelerde, karakollarda sabaha kadar beni aramışlar. Başına bir şey mi geldi diye. Hastane dolaşmışlar. Karakol dolaşmışlar. Ben o kazadan sonra hiç umursamadan içmeye gittim abi. Ailene ve çevrene ne gibi zorluklar yaşattın? Yıllarca böyle uyuşturucu kullandığım her an onlara zehirledim abi. Zehirledim. Onların hayatları zehirlendi abi. Bir anne düşünün abi. Kaç kere ölür bir anne? Bir anne bir kere ölür abi. Ben onu her gün öldürdüm. Kendi öz annemi ben her gün öldürdüm içerek. Ben şimdi düşünüyorum abi 16 yaşında bir evladım var. O diyorum böyle hayalini kuruyorum. O diyorum uyuşturucu ise falan uyuşturucu içtiğini hayal etmeye başlıyorum. Ben o hayalden kaçıyorum abi. Kendi evladımda hayalinden kaçtığım şeyi gerçeğini ben onlara yaşatmışım. Korku filmi gibi abi. Yani anneler babalar evlatlarını düşünsünler, uyuşturucu içtiğini düşünsünler. Ne kadar kötü bir durumda olduk. Çünkü ben babayım, iki tane evladım var. Ben anneme ve babama neler yaşattığımı işte bu hayalden kaçarken anladım. En son dönemlerden bahsedeyim abi. Ben yine 60-65 kiloya düştüm. Yine evin bir odasında kendimi kilitliyordum. Orada içiyordum sadece. Dışarı çıkmıyordum. İnsanlar beni o halde görmesin, kötü halde görmesinler diye. Beni bir tek annem görüyordu. Annem benimle muhatap oluyordu. İşte yemek yemiyordum. Mesela 5 gün, 7 gün ben uyumadığımı, yemek yediğimi, yemediğimi hatırlıyorum. O haldeyken ben sabah namazında annemin gözyaşları içerisinde ablamı arayarak evladım bunu nasıl kurtaracağız? Gözümün önünde eriyor. Ağlayarak böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak ablama beni anlattığını duydum. Yani o günden sonra zaten kafama dank etti. Ben dedim bundan bir şekilde kurtulacağım. Allah'a çok şükür Allah bir yer nasip etti. Oraya gittik. Orada da ilaçsız bir şekilde, ücretsiz bir şekilde tedavimizi gördük. Beni kurtaran abi Risale-i Nur oldu. Risale-i Nur'dan önceki hayatımı, 40 yıllık hayatımı ben çöpe atarım. Ben gerçekten iman hakikatlerini burada öğrendim. Çünkü ben o Risale-i Nur'lar Allah'ın ve ahiretin varlığını %100 iki kere iki dört eder derecesinde ispatladı bana. Elhamdülillah. Ondan sonra zaten ahiret ve Allah inancı, o iman yükselince zaten o hayata geri dönemiyorsun abi. Gerçekten Allah ve ahirette iman yükseldiği zaman o boşluğu sadece Allah ile doldurabilirsin. Çünkü verdiği zevk ve keyif noktasında, dünyevi keyifler noktasında yani bir insanın yaşayabileceği keyif 111 birimken taştan bir duman aldığında veya metten bir duman aldığında bu 1100 birime çıkıyor abi. Biz çok büyük bir şeyle mücadele ediyoruz. Hiç ölümün kıyısından döndüğün bir an oldu mu? Kendimizi kesiyoruz abi biz. Mesela uyuşturucuda akıl ve vicdan devre dışı kaldığı için böyle dertlerle, sıkıntılarla böyle kendimizi kesip yani akıl olmadığı için kendimizi kesip böyle o yaralarla böyle o yaramızı iyileştireceğimizi sanıyoruz yani. Bir dert sıkıntı var kendimizi kesiyoruz abi. Mesela bir gün bir arkadaşım var Diyarbakırlı suç ortağım benim. İsmi Mike dediğimiz bir arkadaş. Onunla bir gün içiyoruz abi. Alkolün dozajı yükseldi. Ben kendimi kesecektim abi bira şişesiyle. Mike'a dedim ki sen dedim git dedim tekelden bir şeyler daha al dedim alkol. Onu göndermem sebebim kendimi kesmekti. Onun yanında müdahale edebilir diye. Onu gönderdim abi. Bira şişesini yere vurdum abi. Buradan kolumdan böyle vurdum. Kol düştü abi benim. Şöyle bir açıklık var böyle bu kadar açıldı. Kol düştükten sonra ben kolu tuttum böyle. Taktım abi şöyle tutuyorum. O geldi Mike dedim bizim hastaneye gitmemiz lazım. Ne oldu ki abi dedi falan. Şöyle bir bıraktım kol düştü. Aldı beni apar topar. Hastaneye gittik acilde. Diktiler abi zımbayla. Zımba attılar. Yani ben orada önemsemesem biraz daha dursam belki değişik bir damara gelip kan kaybından ölebilirim orada. Hızlı bir şekilde hastanede yakındı. Gittik abi diktiler. Sonra geri geldik. Bu sefer de ben telefonla konuşuyordum birisiyle. Geri geldim baktım Mike böyle bileğinden böyle omzuna kadar bütün kolunu paramparça etmiş abi. Hani o beni götürdü hastaneye. Hemşireler vardı orada diktiler. Sonra ben aldım onu abi. Taksiye bindirdim götürdüm yine aynı şekilde. Hani biraz önce
sen gelmedin mi? Hani sen bunu getirmemiş miydin dediler. Orada böyle trajikomik bir hal olmuştu. Hemşehriler gülmüştü yani. Bir sen getiriyorsun bunu dikiyoruz. Bir diken öbürsünü getiriyor onu dikiyoruz falan diyor. Siz ne yapıyorsunuz yapmayın falan gibi. Öyle bir olay. Yani kendimize zarar veriyorduk abi böyle uyuşturucu içtiğimiz için. Bağımlılığın en acı yönü sence nedir? Vicdansız ve merhametsiz Allah'tan uzaklaşan bir insan haline gelmek. Ya bu zaten Allah'tan uzaklaşıp vicdansız bir insan haline geldikten sonra insan her şeyi yapıyor abi. Anneni de ağlatıyorsun, yuvan da yıkılıyor, en sevdiklerini de üzüyor ve bu hiç umurunda olmuyor abi. Çünkü vicdan yok. Akıl, vicdan, kalp devre dışı kalmış. Yani canavar bir insan haline getiriyor seni. Yani uyuşturucunun bence en büyük etkisi bu abi. Allah'tan uzaklaştırmak. Bak şeytanın da en büyük silahı uyuşturucu. Allah'tan uzaklaştırıyor. Ya bir Müslüman genci Allah'tan uzaklaştırınca tamamdır. Şeytan bütün amacına ulaşmıştır. Yani Allah'tan uzaklaşan bu ahir zamanda bu kadar günahın içinde, bu kadar ateş, bu kadar yangının içinde ne yapabilir abi? İmanı da tehlikeye gider. Sonsuz bir hayatı da kaybetmesi çok yüksek ihtimaldir. Dilimizdeki şey elhamdülillah Müslümanım de. Başka Müslümanlıkla hiçbir alakamız yok abi. Hiçbir farkımız yok. Bizim ne farkımız var abi? Hristiyan'dan, bir Yahudi'den veya ateistten bizim ne farkımız var abi? Sadece iki kelime elhamdülillah Müslümanım. Bu mu abi Müslümanlık? Hiçbir şey yapmıyorduk ya abi. Sadece uyuşturucu içiyorduk. Bak ben abi buraya sokaktan geldim. Sadece kalbimden böyle bak dua da değil ince bir düşünüyor. Ya Rabbim dedim beni kurtar geldi geçti abi bu kadar. Ne elimi açtım ne abdestliydim. Sokaktaydım. O çukurdaydım işte ok meydanındaki o çukurdaydım. Kalbimden bir düşünce geçti. 1,5 aydır da sokaktaydım abi. Eve gittim. Dedim ki hangi niyetle gittim biliyor musun abi? Dedim eve gideyim kimliğimi alayım. Ben dedim artık öleceğim yani 60 kiloya düşmüşüm ve gittikçe her gün kilo kaybediyorum. Günlük 1 kilo kaybım var abi. En azından kimliğim üstünde olsun. Ölürsem dedim kimliğimden beni kimsesizler mezar gitmeyeyim. Bir mezarım olur bana dua ederler. O niyetle gittim abi zile bastım. Gözümü bir açtım abi Bayrampaşa'da. Merkezdeyim Bağımsız Yaşam Derneği'nde. Orada yatıyorum baktım çocuklar etrafımda falan. Hani kendime geldiğimde oradaydım. Bak Allah beni kurtardı. Yani. O zaman ben anladım abi. Bak ben kendimi bırakmıştım orada. Ölürsem öleyim, kalırsam kalayım dedim. Ya ölümüne içiyordum ya. Ölmek için içiyordum aslında. Ama beni Rabbimin benden daha çok sevdiğini, beni benden daha çok düşündüğünü o olaydan anladım. Çünkü ben ölmek istediğimde o beni bırakmadı. Demek ki oluyor ki bu da beni benden daha çok seviyor, beni benden daha çok düşünüyor. Elhamdülillah. Bizi bizden daha çok seven bir Rabbimiz var. Maddenin etkisi geçtiğinde neler hissediyordun? Etkisi geçtiğinde dünyanın en mutsuz insanı oluyorsun abi net bir şekilde. Ben sana böyle dünyanın en mutsuz insanı. Her şeyini kaybetmiş, perişan bir insan düşün. Her şeyini kaybetmiş. Sokaklarda perişan. Herkes böyle hani sokaklarda yatan insanlar var ya. Onun ruh halini düşünün. İşte o ruh haline geliyoruz. Hemen para aradığın, para bulmaya çalıştığın dönem başlıyor abi. Uyuşturucu bittiği anda hemen nasıl uyuşturucu içelim, nereden ulaşabilirim, parayı nereden alırım, nerede içerim? O süreç başlıyor. O kadar da kadrajımız yüksek ki bir şekilde bir kere kandırdığımız insanları 100 defa daha kandırabiliyorduk yani. Kadraj yüksek ya abi. İşte bunu da bu dairede kullanırsak çok faydalı olabiliyoruz yani. Gayrimeşru hayatta bunu başarabilmek. Hem polisten kaçacaksın, hem yakalanmayacaksın. Torbacıyı bulacaksın, parayı bulacaksın, içeceksin, bitecek. Tekrardan süreç var. Bak bu 24 saatte 7-8 defa tekrarlıyor abi. 7-8 defa tekrardan para buluyorsun, tekrardan bir insanı kandırıyorsun, tekrardan polisten kaçıyorsun, tekrardan içme yeri buluyorsun. Ya bunu bir insan kaç kere yapabilir ya günde? 24 saatte her bittiğinde tekrarlıyorsun abi. Ve sürekli içmen gerekiyor. Tedavi sürecindeyken uyuşturucudan kurtulamam artık diye hiç karamsarlığa düştüğün oldu mu? Buraya geldikten sonra zaten umudumu kaybetmişim. Sokaktan gelmişim abi. Artık ben kurtulamam diyordum. 21 yıl geçmiş abi. Defalarca 50 defa denemişim. Bırakmışım. 3 ay sonra tekrar başlamışım. Bırakmamda sorun yok abi. Bırakabiliyorum uyuşturucu. Bir hafta sıkıntı çekiyorum. Bırakıyorum. Ama 6 ay sonra işe başlıyorum mesela. Bunun yüzünden 10 tane 15 tane iş değiştirdim. İşe başlıyorum. Tam süreç iyi gidiyor. Bir anda bir yerden bir dert bir sıkıntı yani bir problemle baş edememe. Bir kaçış noktası. Ya bir duman alayım. Bir kere içeyim. Ertesi gün hayatıma devam edebilirim düşüncesiyle. Bir duman aldıktan sonra iş ne iş kalıyor abi? Ne düzen kalıyor, ne namaz kalıyor, ne abdest kalıyor. Hepsi bir anda yıkılıyor. Bağımsız Yaşam Derneği'ne geldikten sonra ve ben buradaki maneviyat dersleriyle, ben tekrardan bu uyuşturucuyu nasıl içmem? Bununla alakalı ayık yaşam dersleriyle, bu metotlarla ve maneviyatla. Mesela manevi değerler hocamızın anlattığı Risale-i Nur hakikatleriyle, iman hakikatleriyle. Onlarla abi ben o uyuşturucunun yerine evet Allah var dedi. Beni sadece Allah kurtarır. Allah var. Sultan-ı Kainat birdir dedim, Bismillah dedim, yola çıktım. Allah da bana açık bir şekilde yardım ediyor. Mesela ben izne gidiyorum, annem bana diyor ki ben dünyanın en mutlu insanıyım. Bundan daha büyük bir servet olabilir mi abi? Mesela bir anne geliyor, evladım diyor, Allah sizden razı olsun diyor, gözyaşlarıyla. Bak mutluluk gözyaşlarına çevirmişiz.
Bir anne düşünün, sürekli ağlıyor, acı çekiyor. O gözyaşları mutluluk gözyaşlarına çevriliyor. Ben bunun mücadelesindeyim abi. Annem diyor bana, dünyanın en mutlu insanıyım. Annemin gözlerinin içi gülüyor. Kadıncağız 74 yaşında. 20 yıl boyunca ağlatmışım abi ben. Şu anda gözlerinin içi gülüyor kadının ya. Gözlerinin içi gülüyor, bana sarılıyor. Mutluyuz abi. Ailece mutluyuz. Yani çok güzel bir şey ya bu. Hani geçmiş yaşantımı düşünüyorum. Pislik, Allah'tan uzak, şeytan yolunda. Şimdiye bakıyorum abi. Güllük gülistanlık. Anneme cennet hayatını dünyada yaşattım. Gözüm açık gitmez diyor ya. Sana bütün hakkım feda olsun diyor. Bundan daha büyük mutluluk var mı abi? Ki bu Bağımsız Yaşam Derneği başka yerlerde de var mı? Evet abi, Bağımsız Yaşam Derneği İstanbul'da 2 merkezde, toplamda 8 merkez, Ankara'da, Kütahya'da, Konya'da, Kocaeli'nde. Şimdi Kütahya ve Konya yeni açılacak ve Arnavutköy'de yeni bir yer aldık. Toplamda 8 merkeze, yani 2-3 ay içerisinde 8 merkeze ulaşacağız. Toplamda da yatak kapasitemiz 200-250 arası olacak. Yani bu 200 kişi 3 aylık bir sürede sürekli değişecek. Yani senede 1000 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Yani aldığımız yerler var. Faaliyete geçecek yerler var. Şu anda proje halinde olan yerler var. Ve bayanlar için, kadınlar için ve bu kadınlarda da bu met veya uyuşturucu olayı çok yaygın olduğu için bayanlar için de bir yer açmak için mücadele ediyoruz. Ben bağımlı birisiyim ve geldim. Bağımsız evet. Yaşam Derneği'nin önündeyim. Ve bırakmak istiyorum gerçekten. Ne yapıyorsunuz? İlk ön görüşmeyi yapıyoruz. İki tane şartımız var abi. Birinci şartımız, tedaviyi kabul edecek. Abi diyecek, ben kurtulmak istiyorum. Ben bıktım artık diyecek. Ben tedaviyi kabul ediyorum diyecek. İkinci şartı da bir ek tanısı olmaması. Ek tanısı olanları da, yani şizofren gibi böyle ek tanısı olanları da psikiyatri servisine yönlendiriyoruz. Onlardan bir rapor alıyorlar. Bize ona göre biz yolumuza çıkıyoruz abi. Geldikten sonra abi, aldıktan sonra da bir 3 aylık yatılı bir dönemimiz başlıyor bizim. İlk başlarda abi bir hafta, iki hafta, bizim 15 gün, 20 gün bir yoksunluk dönemi var. Uyuşturucu vücuttan çekiliyor. Uyuşturucu vücuttan çekildiği için mesela çok sevdiğin bir şey düşün abi, onu yemiyorsun artık. Mesela sigara içiyorsun abi. Bundan sonra ben sigara içmeyeceğim diyorsun. Bir sinir hali, bir stres, bir agresiflik, bir alınganlık dönemi dediğimiz bir dönem başlıyor. Bu alınganlık dönemi de bir ay sürüyor. O bir ay süre zarfında ona çok yardımcı oluyoruz. Gitme düşüncesi oluyor. Abi mesela bizim burada en çok zorlandığımız şey buradan gitmeleri. Onları tutmaya çalışmak. Yani ya bir şekilde şeytanın burada uyguladığı bir metot var abi. Ben bunu birebir böyle tecrübelerle, böyle 300-400 kişiyle tecrübe ederek gördüm. Şeytan abi burada geldikten sonra çocuğa bir arkadaş, bir dost gibi yaklaşıyor. Bak abi, düşüncelere bak. Ben annemi özledim, babamı özledim, çocuklarımı özledim. Annemi görmem lazım, benim çalışmam lazım, benim ailemin başında durmam lazım, benim borçlarımı ödemem lazım. Hep bir dost, bir arkadaş gibi yaklaşıyor burada. İlk metot, uyguladığı ilk metot şeytanın, bir dost gibi yaklaşıp buradan götürmeye çalış. Bak, senin ailenin yanında durman lazım, çocuklarının başında durman lazım, çocuklarını özledin, anneni özledin, senin gitmen lazım. Tamam, sen oldun, bak içmiyorsun 2 haftadır gibi yöntemler kullanarak buradan götürüyor abi. Çıktıktan sonra B planı başlıyor abi. İç. Bunu yaşatırken, bu düşünceler gelirken hiç kimseye içme düşüncesi gelmiyor. Yüzlerce kişi de tecrübe ettim abi. İşte bizim burada en çok zorlandığımız nokta abi, kişileri burada tutabilmek. Tutabilirsek, ben böyle metotları uyguluyorum abi, Allah da yardım ediyor. Öyle bir kapatıyorlar ki abi iletişime kendini, bir şekilde o deliği açmam lazım. Bir gedik açmam lazım. O gedikten onun kalbine giriyorum abi. Vicdanen yaklaşıp onu orada tutmaya çalışıyorum ve %90'da başarılı oluyorum yani. 100 kişi gitmek istiyorsa 90'ını tutabiliyorum abi. Öyle bir yöntem uyguladım. Allah da yardım ediyor. Abi 3 aydan sonra mezun ediyoruz. 3 ayla 6 ay arası süreç. Kimi 3 ayda mezun oluyor, kimi 4 ayda mezun oluyor. Ama ortalama 3 aylık bir dönem var. 3 aydan sonra abi mezun ediyoruz. Mezun ettikten sonra ben ve eski bağımlılar, onların rehberi oluyoruz abi. 24 saat bizi arayabiliyorlar. Ailesiyle iletişim kuruyoruz. Her attığı adımdan haberimiz oluyor. Şöyle, İstanbul'da diyelim merkez var. İstanbul'dan mezun olan bir kişi hafta sonları, yani 5 gün ailesiyle kalıyor. Hafta sonları bize gelip tekrardan derslere giriyor. Tekrardan faaliyetlere kalıyor. Bize gelip kalabiliyorlar cumartesi, pazar günleri. Gelip tekrardan derslere girebiliyorlar, tekrar edebiliyorlar. Yani bundan, hani mezun oldum bitti, hadi görüşürüz demiyoruz abi. Mezun olduktan sonra da benim şu anda Edirne kapı 3 ay önce alıştı. 15-20 tane mezunumuz var. Onlarla ben halen görüşüyorum. 15-16 mezun da abi şu anda bir kişi bir kere içti. Tekrardan namaz kılmaya başlamış. Ben babasıyla görüştüm. Tekrardan çalışma, bir kere içen bir kişi var. 15'te 1 ne demek abi? %90 gibi bir şey diyelim. %90 bir başarımız var şu anda. Sadece oranın. Elhamdülillah abi. Yani 10 kişide 9 kişiyi kurtarmak mükemmel bir şey yani. Şu an karşında bağımlı olan bir arkadaşım var ve kurtulmak istiyor. Ona ne anlatır? Kardeşim derim, ona 2 tane soru sorarım ve bütün uyuşturucu içenlere, kardeşlerim olsun, ben 40 yaşındayım, abilerim olsun, yaşıtlarım olsun, hepsine sesleniyorum. Kendilerine 2 tane soru sorsunlar. Kendilerinin nasıl bir insan olduğunu ben onlara ispatlayacağım. Birinci soru şu abi, uyuşturucu içtiğin zaman ne oluyor? Ben desinler, neden uyuşturucu içiyorum ya?
Ben neden uyuşturucu içiyorum? Abi 4 tane seçenek var. Başka hiç kimse bana karşıma çıksın konuşsun. Ya keyif için, ya zevk için, ya rahatlamak için, ya da eğlenmek için. Eğlenmek deyince aklınıza ne geliyorsa. Başka hiçbir metot bak. Zevk, keyif, eğlence, rahatlama. Sonra ikinci soruyu sorsunlar kendilerine. Ben uyuşturucu içtikten sonra ne oldu? Neticeler neler? Ölüm, Allah'tan uzaklaşmak, annenin gözyaşları, yuvanın yıkılması, özgürlüğünün gitmesi, vicdanını kaybetmek. Maddi manevi kayıplar, itibarının gitmesi, şereften, haysiyetten uzaklaşman, insaniyetten uzaklaşman. Şimdi ben onlara tekrardan ben soruyorum bu sefer. Bu iki soruya da cevap versinler. Neticelerine de baksınlar. Ben onlara soruyorum. Zevk için, keyif için, kendi annesini veya en sevdiklerini ve masum çocuklarını ağlatan bir insan en küçük tabirle, en kibar tabirle nedir abi? Ben söyleyeyim, zalimdir, canidir ve haindir. Niye? En çok sevdiklerini gidip anneni öldürüyorsun, çocuğunu öldürüyorsun, karını öldürüyorsun, yuvan dağılıyor. Allah'tan uzaklaşıyorsun, imanın gitmiş ya. Namaz yok, abdest yok, her şeyden uzak, vicdanın, kalbin gitmiş. Yani benim onlara tavsiyem bu zalimlikten ve canilikten artık bıraksınlar. Yani yeter. İnsanların yaptıkları zulümleri düşünsünler ve en sevdiklerine yaptığı zulümleri düşünsünler. Yani ben bunu anlatırdım abi ve hepsine de söylüyorum. Uyuşturucudan uzaklaşmak için yol var. Ben 21 yıl kullandım. Ben bu hayatın en dibini gördüm. Cezaevi, ölümler, gayrimeşru hayat, her şeyi yaşadım. Ben kurtulduysam bak burada bir tane karşınızda bir örnek, bir kardeşiniz var. Ben kurtulduysam abi herkes kurtulur. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bir metot var, bir yöntem var. Biz bunu uyguluyoruz. Yani bir şekilde Bayder'den bize ulaşın Google'dan. Bayder'den kayıt formunu doldurun. Size kısa bir dönemde dönüş yapılıyor. İnşallah siz de benim gibi, bu kardeşiniz gibi kurtulursunuz. Ben size dua ediyorum. Siz de bize dua edin inşallah. Sizi Sözler Köşkü'nde bu şekilde ağırlamak ve sizinle tanışmak bizi mutlu etti. Ve birçok böyle uyuşturucu bağımlısı olan, bu bataklığa düşmüş olan birçok kardeşimize bu noktada biz de el uzatmış olmaktan çok duyuz. İnşallah bu elimizi tutarlar diyelim. Birlikte birçok kardeşimize yetişiriz. İnşallah abi.